Yine güzel sohbetler, sohbetler, sohbetler dolu bir bambaşka sohbetlerle MTV ekranlarında karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, çok sevdiğim, çok güzel bir oyuncu arkadaşımı ağırlayacağım bugün. Projelerini anlatacak bize. Ama biraz tabii merak ettiğim yanları da var karakterinde, hayatında. Ee, aslında şahıs olarak kendisinde. Bence siz de merak ediyorsunuz. Çünkü hani söylüyorum bazı oyuncu arkadaşlarımı yüzüne yüzüne söylediğim için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Böyle hani tül perdeleri var onların. Gizemliler biraz. Hani komik gibi görünüyorlar ama komik de değiller. Romantik gibi de duruyorlar ama komik olduklarını biliyorum gibi. Hani böyle gerçekten eğlenceliler ama uzun bir süre biz o eğlenceli hallerini pek görememişiz gibi. Böyle çok eğlenceli gizemleri var bence bugün ağırlayacağım arkadaşımın. Birlikte bunlara soru cevap çözeceğiz. Yine ne diyorum siz buna alışıksınız. Kendi kendine kendisini bana anlatacak. Ben de dinleyeceğim. Siz de bizim sohbetimize eşlik edeceksiniz, iştirak edeceksiniz. Ve tabii ki her zamanki gibi bir cümlenin peşinden gideceğiz. Bakalım canım Duygu'cum nasıl bir cümle hazırlamış bizim için. Gustav Labert. Hmm, geldik Gustav Labert'lere geldik Duygu Hanımcığım. Geleceği düşünüp eziyet çekeriz geçmişi düşünüp geride dururuz. İşte bu yüzden şimdiki zaman elimizden kaçar gider. Yani böyle cümleler okuduğumda diyorum ki Ceyda içimden ne kadar doğru cümleler. Ya bırak diyorum geçmişi, bırak gelecekle ilgili planlar kurmayı. Şu anı kaçırma be diyorum yani. Şunu da yapma diyorum ama bunu uygulamam sadece 3 dakika. Yani dördüncü dakikadan sonra çocukların okulu ne olacak? İleride ne yapacaklar? Nasıl bir hayat bırakacağız? Ya acaba iki gün önce onu yapmasaydım bugün bunu yaşar mıydım cümleleri geçiyor gidiyor aklımdan. Canım Zeynep Beşerler gel yardım etmek, belki çözeriz bu işi. Zinetim Zarafettin'le hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk arkadaşım. Oh Hoş oh, geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim sen nasılsın? İyi görünüyorsun zaten. Teşekkür ederim. Gene sen güzel ve öyle. iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun hep aynı formun yani hep aynı güzellikten hep aynı bedende. Bir kadın için bu istikrarı sağlamak ben sağlayamamış bir kadın olarak söylüyorum. Nasıl beceriyorsun? Bilmiyorum ki yani yemekle aram çok olmadığı için hani çok öyle abur cubur sevmem. Ee, sebze ağırlıklı beslenirim. Onun dışında da spor yapıyorum işte vakit Yapıyorsun, buldukça. Pilates yapıyorum. E, vakit buldukça yelken yapıyorum. E öyle olunca hareket. E bir de çocuk peşinde koşunca bir şekilde oluyor. Hareketli misin? Hani beni bırak çünkü Aslan burcuyum. Oturduğum yerden hiç kalkmasam olur. Değil mi? Evet. Öyle sıcak bir ortam ver, Elime bir kitap ver, çay ver, çorba ver. Ben kalkmayayım, oturayım orada. Ay, iyi fikir. Aslında öyleyim yani. Aslında öylesin ama ama mecburen hareket ediyorsun tabii ki. Ne oluyor oğlan okula gidince? E Oğlan okula gidince onun dışında e, şu ara çok yoğun zaten işte hem oyun hem yeni oyun provası e, koşturuyoruz bir sürü ıvır zıvır iş var e, bir de evin işleri tabii. hani alışverişi olsa, olsa, olsa her şeye bir şekilde yetişmeye çalışıyorsun. E Öyle olunca da sabah oğlanı gönder sokaklara düş tabii. ondan sonra işte akşam geri gel. Anca öyle oluyor. Nasıl gidiyor ya Zeynep? Çok şükür güzel gidiyor yani. Müthiş. E, çok keyifli bir dönemdeyim şu anda. Çok keyifli gidiyor her şey. Tadını çıkartarak bir şeyler yapıyorum. O yüzden de o mutluyum. Bu yaşla mı oldu sence? E, bence oldu? olmuştur. Yani Değil biraz mi? daha böyle hani insan kendine daha böyle şey... E, ne der ona? Daha böyle bir diyorsun ki ya sevdiğim işimi yapıyorum? Evet. Keyif alıyor muyum? Evet. E tamam bunun yanında sağlığımız, saatimiz, ailemiz de iyiyse sorun var mı? Yok. Çok şükür. Devam o zaman yani. Evet şükretmeyi biraz yaşla öğreniyormuşuz evet, gibi geliyor öyle. bana değil mi? Evet. Gençken fark etmiyor. Yani gene genciz yanlış anlaşılmasın. Hiç öyle kendimi orta yaş ya da yaşlı ya da neyse onunla da öyle hissetmiyorum. Biz bir de artık bence biz ve bizden işte 5 sene altı sene öncesi de artık yok, ön, ilerisi, ilerisi, ilerisi de ee, yaşsız jenerasyonuz artık sanki evet. zaten hani bizden öncekiler hiç yaşları yok geçen hafta bir gazetede okudum bir makale bir e, doktorun e, makalesi diyor ki 2029'dan sonra artık ölüm konuşmuyoruz e, artık yaşlılık diye bir şey kalmıyor 200 yaşına kadar yaşanabilecek bu pandemi diyor hatta orası biraz düşündürücü geldi bana. Pandemi diyor toplu olarak hani globalde bir sağlık problemiydi ve biz buna 3 yılda bulunacak aşıyı 3 ayda bulduk. Hı hı. Ve diyor bütün hani dünyada bu aşının etkisini görerek toplu olarak aslında bir değişimi nasıl yapabileceğimizi deneyimledik tıp camiası olarak. Ve bir aşı olacak diyor bu aşı sayesinde herkes genç kalacak çünkü zaten nüfus çok azalacak diyor. E, i̇lerleyen zamanlarda biz diyoruz ya hani öl ölümsüzlük evet. olursa nasıl yetecek bu dünya insanla çok garip saptamaları var makalede e, de şey oldum böyle aa birlikte 200 yaşını göreceksek neden olmasın ki? ...duygusuna geçtim bir anda aslında. Ben çok bakarsan. ister miyim onu bilmiyorum 200 İşin yaşına olsun, kadar yaşamak Ben çok istemeyebilirim. Ama sağlık problemin olmayacak tamam ve çok ama genç yani hissedeceksin. Tamam yani yaşadığım bu dünyada 200 sene sonrasını ne bileyim... ...150 sene sonrasını görmek ister misin merak ediyor musun onu ben çok etmiyor gibiyim. Ay ben ediyorum ya. Gerçekten. Vallahi çok merak etmiyorum. Ben çok ediyorum. etmiyor gibiyim yani o kadar tatsız şeyler görüp o kadar tatsız şeyler yaşıyoruz ki... E ...bu savaşlar böyle devam ettiği sürece hani 150 yıl sonra değişen ne olacak... Yine herkes birbirini iyi olacak. Yani bu kadarına değer mi yoksa vakti geldiğinde hadi arkadaşım kalanlara sağlık olsun deyip gitmek mi tartışılır bilmiyorum. Evet, bir ikilem aslında bakarsın. Evet. Peki uzun zaman biz seni televizyon ekranlarında bir dizide görmedik. Hı. Neden? Neden? Ee, çocuk olduktan sonra ben birazcık hani e, dizi ortamından aslında geri çekildim. Çünkü onunla birlikte büyümek istedim. Açıkçası çok da kaçırmak istemedim. Hı hı. E şimdi artık ilkokula başladı ve hani ben de bir rahat erdim. Tabii o sırada televizyon programı yaptım yine sinema filmi yaptım o tarz şeyler yapıyordum ama dizi sadece yapmıyordum. E şimdi yavaş yavaş artık ısınma turlarındayız. İşte işte senaryo okuyoruz gelen şeyler var e tiyatro var zaten. Yoğun şekilde o devam evet, ediyor. Evet şimdi hazır yani konuşacağız tabi ama hazır tiyatro demişken girmek evet. istiyorum. İki yıldır hangisi karısı oyunu devam ediyor? O devam ediyor. Hangi tiyatroda nerede kimlerle ee, oynuyor? Şöyle mi? aslında Türkiye'nin her yerini gezdik yani Mardin'den Urfa'sına yani her yere gittik ve gezmeye devam ediyoruz. Yani Kasım başında yine Mardin, Batman falan gidiyoruz İstanbul'un neredeyse her sahnesinde oynuyoruz. Reykune'nin çok önemli bir oyunu. Evet. Aslında dönem, dönem dönem tiyatro severlerin tiyatro sahnelerinde izlediği bir oyun aslında. Evet. Ee, çok oynanmış bir oyun evet. çünkü ve şey hani çok keyifli, çok eğlenceli bir vaudeville olduğu için de Ay. seyirci tarafından evet. çok hani kahkahalar içinde seyredilen bir oyun. Bir de tabii Haydın Hoca sağ olsun. Tabii. Yani Dormant Tiyatrosu bizi esas sevdiren o tabii evet, ki. Evet. öyle alıştırdı ve sevdirdi evet. ki. Biz o ritmi de sevdik tiyatro sahnesinde uzun sürede özellikle hani ben kendi adıma bu bir kültür tabii Hı -hı. ama benim o kültürsüzlüğüm belki öyle ya da o kültür dönüşümüm diyeyim öyle çıktı. Ben şimdi Halidun Hoca'nın yanında yetişince hep o vaudevillerle provasıyla oyunlarıyla büyünce babam da orada gençliğinde oynadığı Hı -hı. için ben tiyatro oyunlarını vodvilden ibaret zannederdim. Sonra Hı -hı. sonra <laughs> tiyatro oyunları izledikçe hani Duran sadece diyalog evet. üzerine kurul. Bir ilk itiraf ediyorum. Ay ne oluyor ya? Hiçbir hareket yok. Ne? Hakikaten bütün oyun böyle mi gidecek? <laughs> ya Vaudeville'dan sonra öyle oluyor. Ama halbuki tabii Değil ki mi? o bambaşka bir kültür, bambaşka bir biçim. Sonra tiyatronun büyüsünü anladım. Ben zannettim ki tiyatro oyunları hep Vaudeville, bir kapı açılacak, bir kapı kapanacak. <laughs> ben vaudeville... ben de en son bu ikinci oyunda işte karanlıkta komedi. Şimdi sürekli provadayız o bu ben şeyim. Yalnız biraz fazla mı yavaş gidiyor acaba? Hani bir hızlansak mı falan diyorlar ki dur sakin <laughs> oyunun ritmi bu ama öbürüne alıştın sen evet. koştur koştursun ama evet. bu oyunun ritmi böyle. Ay bir sıkılacaklar mı acaba? Hani sevmezler mi falan. Öyle, öyle bir oluyorsun. panik Ama halindeyim. komedi komedide o da çok bence iyi bir oyun. Yani Güzel tekstini bildiğin tekst çok oyun. iyi. Evet. evet. Güzel bir tekst. Ama dediğin gibi yani oyuncu olarak o kadar hareketli bir evet. e, oyundan hangisi karısıdan e, oraya geçmek. Bu da bayağı isimler. yani frene bastık ama ben sürekli birazcık daha mı acaba Biraz da. hızlansak falan Bu arada şıklıydım. yine aynı ekip misiniz? Aynı ekipten 3 kişi varız. Şimdi ben burayı bir söylemek istiyorum. Hangisi Tabii. karısı? 2 yıldır devam ediyor. İrfan Kangı yönetti. Evet. Selen Soydar, Somer Kavram, Ömür Özdemir, Göktuğ Derici, Giray Mert Özdenoğlu ve Şahin Öztürk oynuyor. Evet. Değil mi? Aynen. Peki siz gezer sahne misiniz? Gezer sahneyiz. Sabit bir alanınız İstanbul'da İstanbul'da? Yok. Yok. Hep turnedesiniz. Hep turnedeyiz. Yani İstanbul içi ve İstanbul dışı sürekli geziyoruz. O zaman mesela senin sosyal medya hesabından ya da Tabii. nereden takip edilir? Ee, bizler genelde çok fazla paylaşım yapıyoruz işte nereye gideceksek e, illa bir şekilde ya da işte şey e, çeşitli o bilet alma şeylerinde zaten hani sayfalarında, sayfalarında adımız yazılınca çıkıyor. Evet. Karanlıkta komedide de Somer Karvan, İrfan Kangı, Gözde Kaya, Göktuğ Derici, Gümeç Alpay, Aslan, Ahmet Taşdemir'le ile berabersin. Evet. Peki... Bu arada bir kısa filmde oynamışsın İnsan Örtüsü. Evet. O da güzel festival festival geziyor. Hatta Uluslararası Sakarya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü aldık. Müthiş. Ee, Baya güzel geri dönüşü olan bir iş oldu. Şu ara hatta inanılmaz festival filmi geliyor. Hem uzun metraj hem kısa metraj. Onların senaryolarını okuyoruz. Harika. Çok keyifli. Ne yapmak istiyorsun bu kadar ara verdikten sonra çünkü aslında e, hani oyunculuk noktasında ben de öyle oldum Ali ile zaten Kerem yaşıt, yaşıt gibi yani bir aynen. yıl var aralarında evet. dolayısıyla ben de öyle Ali doğduğunda dizi yapmayayım demiştim ben evet. de bu sene evet artık hani ilkokul bire başlasın ben de öyle diyordum İlkokul bire başlasın. Evet. Çok istediğim bir proje olursa ben oyuncu olarak da ekranlara dönmek istiyorum dedim. Gerçekten o niyet ettiğim mesele oldu benim için de. Şahane içinde. işte ben de aynı niyetteyim evet. şu anda. An an evet ge iyi niyette. geldi yani şöyle iyi geldi çalışma saatleri ya da işte yoğunluğu konusunda hala alışabilmiş değilim. 6 tabii, yıl Tabii. hani kendi öyle programını planını kendin evet. yaptığın için ee, ama öyle güzel bir ekip ve öyle hani içime Şahane. sinen e, sahne çekimleri olsun, kamera arkası ekibi, kamera önü oyuncu kadrosu olsun. O zaman böyle oluyorsun. Evet, iyi ki buradayım. Deyiyor yani, o zaman. Değiyor. Çünkü yaptığın işin karşılığını görmek zaten önemli olan. O zaman değiyor zaten. Aynen. Peki senin orada kriterlerin neler? Ben mesela şey demiştim. işte bu yapım şirketi olsun. Birkaç tane yönetmen gözüme kestirmiştim. Ha. Bunlardan biri olursa öncelik olacak benim, benim için. Benim önceliğim demiştim. o anlamda şey, gerçekten sevebileceğim ve mutlu olabileceğim bir Tabii ki yapım şirketi ve onunla birlikte bir senaryo. Yani senaryonun içinde kendimi mutlu hissediyorsam ben her türlü hani düz yürümeye kararlıyım artık. Ama şimdi bizim bıraktığımız gibi de değil senaryolar. Tabii, tabii. Hani mahalle hikayeleri, komşuculuklar bitti. Tabii, yok onlara artık <laughs> evet. enterikalar yani, falan dolu her yer evet, yani. Evet yani biraz artık sert psikolojik hikayeler evet. ve aslında... Ne kadar deforme olan ilişkilerin gözümüze gözümüze sokulduğu hikayeler nereden baktığına bağlı. Mutlaka evet. yani karakterin birazcık evet. seni doyuruyor olmasıyla da aslında bağlantılı evet. bir şey. Yok. Nasıl mesela orada ne, ne seni doyuracak bu süreçte? Bilmiyorum ki yani okuduğum şeye bağlı olarak hani o çok değişken bir şey ya o anki ruh halin tamam bu bana olur dediğinde bir hafta sonra... Ay ben ne yapmışım da diyebiliyorsun? Yani çok evet. değişik bir psikoloji o. Tabii. Ee, mesela öyle bir tane bir film için konuş dedim ki yok ben bunu yapamam. Hani bununla çok fenalaşabilirim çünkü ben bu bana iyi gelmez. Hmm. O yüzden mesela istemedim onu yapmak. O o anki birazcık da şeyine bağlı. Peki psikolojine mesela bağlı. Şimdi böyle ekranlarda bakıp ya keşke bunu da olsam ben. Yok ben hiç ben benim hiç öyle bir şeyim yok. Yok mu? Hiç yok. Aa benim var. Her rolde oynayan iyidir. Yani Hayır, ben onu keyifle bakayım. hani Keyifle seyretmeyi, ben olsam öyle olmazmış çünkü o. Ben onu keyifle evet. seyrediyorsam ama onun olmuş ama zaten. Ama yani bana gelseydi ben bunu kabul ederdim dediğim şey tamam, var mı? Hiç öyle düşünmedim için. Çünkü o, o da, gözle da insana bakmadım. yol haritası çıkartıyor. Tabii. Ben mesela öyle çalışmak istediğim yönetmenleri buldum. Ha, hani dizilere değişik. bakıp birer bölüm seyredip. Ha evet yani bu, bu güzel çekilmiş. Hani burada oyuncu rahat etmiş. Alan açılmış ya da çok güzel alanı tanımlanmış dediğim. Yönetmenler mesela benim. Bak o göze bakmamıştım evet. deneyeyim onu bir dene. bir deneyeyim bakayım çünkü hani senaryodan değil de yönetmenden, yönetmenden. gitmek e tabi o daha bir zaten onun gözü olduğu için artık evet. senaryo bir yerde duruyor sonrası yönetmen gözü evet şimdi mesela işte e, Sakla Beni de de e, şey oluyorum yani Nadim müthiş bir yönetmen gerçekten senaryo okuduğumda bazı sahnelerde böyle oluyorum nasıl olacak bu sahne hani bu cümle gerçekten mi deyip sete gidiyorum ve Nadim orada öyle bir şey diyor ki yok yok orası böyle aslında sen ben böyle oluyorum. Evet. Evet. <laughs> evet diye koşarak sahneye çıkıveriyorum. Yani çok önemli bir şey evet, orada de, yönetmen öyle. oyuncu ilişkisi. Doğru. En iyi çalıştığın yönetmen kimdi en rahat şimdiye kadar? Uğur Yücel. <gülüyor> Tartışmasız. <gülüyor> Tartışmasız. Yani e, tabii bir sürü var canım yani kimsenin hakkını yemeyeyim. Ben çok çok güzel yönetmenlerle çalışma fırsatı yakaladım çünkü. Ama hani belki de ilk defa bir dizide onunla çalıştığım için onun yeri bende bambaşka. Ama yani hani Uğur'un rahat. Evet her herkes Herkesde öyle bir canım. de yani oyuncu olduğu için zaten hani onun şeyi de karşısındakini çok iyi anlayabilmesi ya birazcık onunla da ilgili. Ee, o onun yeri başka. Onun da şimdi tek kişilik bir tiyatro evet. oyunu var. Evet çok da ben merak daha ediyorum. gidemedim ben evet, de. Ben de çok istiyorum gitmeyi. Biz artık ilkokul bireyi yeni başlattık evlatları. Şimdi şimdi artık zamanıdır. <laughs> şimdi gezmeye evet, başlayacağız. Şimdi gezme ben zamanı. de diyorum yani Ali'ye bak diyorum 6 ay daha hani alışacaksın evet. ilkokul 1'e. Bir Okumaya, sistem... yazma her şey çözülsün sonra. <laughs> dedim <laughs> yani bir düzenin otursun 6 ay sonra haftada iki gece senden evet. istiyorum çünkü tiyatroya gideceğim. Evet, Anne aynen. dedi beni de bir haftada bir götürürsen kabul ediyorum. <laughs> tamam dedim söz yeter ki ben de birazcık hani biraz sosyalleşeyim. Evet. Yani ben tiyatro izlemeyi özledim. Doğru. Yani, yani ben, ben bir geçen hafta gittim bir münasebetsiz diye çok keyifli bir oyundu. Ona gittim böyle bir oh dedim ya yani ne yapıyormuşuz üstteki işte gibi yani mi? koştur koştur. Peki insan örtüsünün yönetmeni genç bir yönetmen miydi? Evet, genç bir yönetmen. Neden? Kabul et. Bitirme, bitirme tezi. E, şundan dolayı önceden tanıdığım bir yönetmendi ve e, kafasını çok sevdiğim bir çocuk. Önceden Acaba nasıl tanıyorsun? E, Daha önceden tanışmıştım. Bizle tiyatroya geliyordu, yardıma geliyordu. şey ne? hani çok tanışmış tanışıklığım vardı ve sohbetim olan bir insandı. E, o kadar zeki ki ve o kadar güzel bir gözü var ki. Her şeye çok farklı bir açıdan bakıyor. Film de öyle bir film oldu zaten. Çok karanlık bir film. Ama bakış açısı çok değişik. E, o yüzden dedim ki tabii ki. Yani sen çekiyorsan ne demek? Boynumuz kıldan ince. E, keyifli de oldu. Ee, yine Somer abi var, Somer Karvan ve e, Berkan Şal var. Onunla çalışmak da Berkan abiyle çok keyifliydi. E, güzel iş çıkardığımızı düşünüyorum inşallah. Yani bir kere Hazan çok güzel çekti. Ne istiyorsa o kadar net anlattı ki bize, ne güzel. elimizden geleni yaptık. Bana kısa film çok zor geliyor yani yönetmeni ve yazarı adına. Kendi yazıp yönettiği film. Hele ki ben bu kadar konuşan biriyim yani mümkün değil <laughs> benim kısacık bir şey anlatabilmem. Kendi adıma bir kere böyle yüksek lisans, oyunculuk yüksek lisansı yaparken e, kısa film ya da kısa öykü yazdırmaya çalıştılar bize. Dedim ki yani bölüm başkanına ben dedim meramımı bıraksan 50 dakika anlatırım şimdi ben nasıl iki cümlede bitireceğim bu işi yani. Zor bir şey yazmak da çok zor. Yani az konuşmak yani... ve öz konuşmak benim hayatta hiç beceremediğim bir şey. Becerenlere de hayranlıkla bakıyorum. Kısa film e, çok sevdiğim yıllanmış bir kısa film festivali var. Onun artık herhalde kaçıncı senesi oldu? 10 küsür senedir ben sunuyorum ödül törenlerini. Pandemide bile online'dan yani online'da Ay yapılan. Süper. E çevrim içi yapılan ilk ödül töreniydik. Orada şan da ben sundum yani aile. öyle bir kısa film festivali. Orada da hep bunu söylüyorum. Yani beceremediğim şeyi yaptığınız için saygım sonsuz. En kısa sürede <laughs> en çok şeyi anlatabildiğiniz için sizi gerçekten dervişliğinizden öpüyorum evet, ya yani bu dervişliktir yani. Bence de. çok gerçekten zor iş onu o kadar sürede istediğin şeyi anlatabiliyor evet. olmak ve anlattıkları hani düz bir şey de değil, değil. yani ruhsal problemler onlar bunlar. Hani o kadar sürede bunu nereden aklına geldi? Müthiş bir zeka. Değişik. O yüzden yaşasın kısa filmler ve kısa film senaristleri ve kısa film yönetmenleri. yönetmenleri evet, Gerçekten arkanızdayız her gördüğüm yerde de söylüyorum buradayız oyuncu olarak sonsuz destek. <laughs> ee, anlatırsam aşık olurum 2021 en son evet, film bu mu? En son film bu. Evet şimdi ama senaryo okuyorsun. Senaryo okuyoruz evet. Var e, mı böyle yakında kısa, yapacağın? Kısa uzun bir tane daha bir kısa film var. Harika. Ee, onunla ne zaman başlıyoruz onu ben bilmiyorum bana tarih vermediler daha. Tamam. Ee, muhtemelen o var. Uzun metraj yine bir senaryo elimde var. Ee, bakalım yani okuyoruz. Biz olur diyoruz film olmuyor bir sürü şey yani Tabii bu, bu iş böyle oluyor. Çünkü yaz başı da bir taneyle anlaşmıştık ama sonra bir şekilde olmadı o çekilemedi falan. Hani biz tamam dediğimiz şeyler var. Bakalım. Hayatın bütünü artık böyle oldu. Tabii Geçen gün mi? bir arkadaşıma sesli mesaj çekiyorum şöyle bir şey dedim yani. Hayat artık niyet ettim niyet eyledim hayatı. Ay, aynen, Sadece aynen. niyet ediyoruz hani evet. bu hafta seninle buluşmaya niyet ettim. Bu hafta bu kitabı okumaya niyet ettim. Doğru. Bu filmde oynamaya niyet ettim. Doğru. Yani, yani bu yola çıkmaya bir niyet ettim. Garantisi artık olmadığı için evet. bir şekilde yaşıyoruz. Aslında sürükleniyoruz ama evet. hani o sürüklenme içinde de tutunduğumuz yerde ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Evet ya aslında mesele de galiba ayağa kalkabilmek evet. gibi geliyor bana. Peki... Çok güzel sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorsun. Duyduğum kadarıyla Atatürk Kitaplığı mı kuruyorsunuz? Evet, kütüphanesi kuruyoruz. Anlatır mısın? Ee, şöyle bir arkadaşımla birlikte bu fikir böyle bir, bir doğdu. Dedi ki köy okullarına, e, ihtiyacı olan köy okullarına toplanalım, birleşelim. Kim nasıl yardım etmek, destek vermek istiyorsa elimizden geldiğince kütüphane açalım. Öyle böyle derken bayağı büyüdük ve büyük güzel kütüphaneler açmaya başladık. Gerçekten mi? Evet, nerede? en son... E, Aladağ'da açtık, ee, Erzincan'da açtık, Malatya'da açtık. En son altıncısını Mardin'de açtık. Altıncı? Altıncıyı kurduk. Peki Atatürk Kütüphanesi'nden kastın ne? İsmi mi Atatürk i̇smi, Kütüphanesi? İsmi Atatürk Kütüphanesi. Ha, yoksa kitaplarımız yok, her çeşit, çeşit. kitaplar. İlkokul çocukları için e, okullarla görüşüyoruz ihtiyacı olan köy okullarıyla. Diyorlar ki evet kütüphanemiz yok biz diyoruz ki bize bir sınıf verebilir misiniz? Boş bir alan. Oranın işte parkesinden perdesine boyatıp dayatıp komple kitaplıklarını yapıp masalarını, sandalyelerini hatta oyuncaklarına kadar çoğu zaman koyuyoruz. Kitaplarını alıyoruz ve çocuklara açılışını yapıyoruz. O okulun bir Atatürk kütüphanesi olmuş oluyor. E, kaç kişisiniz? Valla kim ne kadar neyle yardım etmek isterse. Peki sosyal medyadan mı duyuruyorsunuz? Sosyal medyadan Aa, Çok güzel. Evet aslında ha. yani kimse birbirini tanımayan birbirini tanımayan bir sürü insanın yaptığı, elini taşın altına koymak insan, isteyen insanların birleştiği bir şey bu aslında. Nedeni sosyal sorumluluk. Aslında insan olmak bu bence. Evet. Özlediğimiz insanlıklar Bin şükür biz tabii belki programın içeriği ve katılan insanların insan 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 olmalarından sebep o kadar güzel projeleri dinliyoruz burada tabii duyuyoruz ben. hep beraber ekranları başındaki seyircilerimizle birlikte. O yüzden ben böyle herkesin elini taşın altına koyduğu, birbirinin böyle sırtını sıvazladığı, ben buradayım dediği bir Çemberin Aynen. içindeymişiz gibi evet. hissediyorum Doğru. bir yandan da e, bu kadar işte tatsız haberlere inişli çıkışlı güncel konuların yanında hep yüreğimin bir tarafı diyor ki hayır umut var hayır umut insan, var. Var. insan var birbirine var. sarılan var. İnsan birlik olduktan sonra altından kalkamayacağı hiçbir şey yok yani biz birlik olmayı becerdikten sonra çok güzel işler yapmaya devam ederiz. En umutsuzluğa kapıldığından da nasıl ayağa kalkıyorsun? Nasıl ayağa kalkıyorum ben hep sağlıktan başlıyorum o ayağa kalkma işine diyorum ki çok şükür. Sağlığım yerinde, çocuğumun sağlığı yerinde, ailemin sağlığı yerinde, etrafımda evet çok kötü şeyler olabiliyor ama halleder miyim? Hallederim. Bu zamana kadar hallettin mi? Hallettim. E o zaman hadi yola devam deyip bir şekilde kendimi motive edip oradan yolumu buluyorum aslında. Kariyerin tabii enteresan yani klip oyunculuğunda bile evet. bir değişik yani. Değişik. Nasıl ya bilmiyorum. Yani ne, ne ne oldu yani bu nasıl bir şey Tarkan'la başlanan evet. klip oyunculuğu yani. Evet çok yani. değişik oldu. İşte değişik. Değişik. değişik yani. Ne hissediyorsun bunu? Yani çünkü oyunculukta da hani çok kıymetli isimlerle, kıymetli evet. işlerde evet. yer aldın. İşte hadi klip oyunculuğu diyeceğim. Hani ben de bir Levent Canım Levent Yüksel'in klibinde oynadım. Ama senin yani Tarkan'la başlayıp Devam eden bir şey. Şimdi sıradaki Sıla falan diyeceğim herhalde çocukluk arkadaşın <laughs> olduğu Çocukluk arkadaşım. Yok şu ara böyle bir klip şeyi yok. <laughs> Sıla'ya seslenelim <laughs> burada yani devamı. Değil mi? Evet yani şu an öyle bir klip no, şeyi yok. Tarkan çok... var sonra kim var? Tarkan var Erol Evgin var. Erol Daha Evgin i̇lk var. Çelik çıktığı zaman ben çok küçükken Çelik'in klibinde oynamıştım. Vay arkadaş, bunu bilmiyordum bak. <laughs> o Çeliğin o en patladığı dönem vardı Hangi ya. Hangi şarkısıydı. Ayrılık deme bana. Aa. Ya. Bayılırım o şarkıya. Ben ilk onda oynamıştım. Ayrılık deme bana da küçücük halinle ne oynamış olabilirsin? İşte öyle. Değiş, değişik bir senaryoydu. Ondan sonra Tarkan, sonra e, Erol Evgin, evet. en son Gripin. Gripin zaten aile. Tabii aile o. Enişte seyir. Enişte, ile. eniştenin Enişte. klibi. Aynen. Kız kardeş olarak da siz çok eğleniyorsunuz. Çok eğleniyoruz. Hiç didişmiyor musunuz iki kız ya? Aralarda didişip küsüyoruz sonra ha. barışıyoruz. Ne kadar sürüyor küslük? İki gün falan. Sen daha mı huysuzsun? Ya hayır o daha huysuz. Hadi canım. Evet o daha. Hiç gözüktüğüne bakmayın onun. O daha huysuz. Aa tabii. Bak ben şaşırdım de o daha huysuz. Gerçekten evet. mi? Kesinlikle evin huysuzu sen görünüyorsun. Hiç <laughs> gözüktüğü gibi değil o. Sempatik ve komik gözüküyor huysuz aslında. Komik olan sen misin? Hayır o o yine komik ama Hı. şey Aynı zamanda huysuz. Aa. Tersi terstir onun. Ha. Nasıl bir şey kız kardeş? Ay. Yani Allah eksik etmesin. Bir de biz çok uzun yıllar, on küsür seni birlikte yaşadık İstanbul'da. Of. Hani bayağı evin içinde böyle 15 gün kavga edip suratımıza birbirimizin suratına bakmadığımız oluyordu. 15 gün aynı Evet çünkü evden. bir kere Lostra'dan gelen botlarım kapının önünde paketiyle duruyor. Al sen çöp diye at benim botları kıyamet koptu ev birbirine kattım. Böyle şeyler yaşanıyordu evde o yüzden küstüm tabii 15 gün. Şaka yapıyorsun. Evet botlarım da botlarım diye tutturdum. Nerede diyor ben de bileyim attım galiba diyor botlar yok atmış çöpe. Ah Evet inanılmaz ya yani insan atacağı torbanın içinde ne var diye bakmaz mı? Bakmamış. Bakar. E bakmamış işte gitti benim botlar. Gitti. Gitti. Böyle şeyler oluyor. Böyle zamanlar mesela hatırlayınca hala acısız diyor bu. Sızlamaz mı? Benim de gıcık ettiğim yani. şeydi. Bak de konuştuğumuz söze bak. Geçmişte yaşama, geleceğe takılı takılıyorsun. <laughs> takılıyorsun. Kardeşim. Ben hani de. kendi şeyinle kaybetsen belki bu kadar sinirlenmezsin de botuma bakmadan çöpe atmış diye Şimdi çok Şimdi alaydı bari aynısı geçmiş ben olsam şu yani. anda ilk hediyemi o botlardan alırım bir tane. Evet işte böyle şeylerimiz olduğu için 10 sene 11 sene aynı evin içinde neler 10. ne hikayelerimiz var böyle yani. Şimdi yakın mı oturuyorsunuz? Çok yakın oturuyoruz. İki sokak var aramızda. Hmm. Sürekli o yüzden beraberiz. Harika bir şey bu. Evet, İstanbul için büyük lüks. Müthiş bir şey. Evet. Şimdi merak ettiğim şeyler var. Kötü bir öğrenciymişsin. Çok. Nasıl ya? Bayağı. Ay sen hiç göründüğün gibi değilsin. Ben senin mesela bayağı böyle takdir teşekkür. Ay hani yok hayatım Çünkü ya. hep böyle jantisin ya hani evet, yok. böyle cillop giyiniyorsun hiçbir fazla yok her şeyinde titiz bilmem ne. Yok çok kötüydüm. Öğretmenlerim Aa. çok severdi ama ben çok kötüydüm. Neden? E hiç ders çalışmıyordum, çok canım sıkılıyordu ders çalışırken. Hani nerede koro, nerede işte tiyatro, o folklor, voleybol Hani nerede böyle şeyler var, hepsinde ben vardım. E ne arada ders çalışayım, çok işim vardı. Üniversite sınavını kazandığını annenin inanmamış. İnanmadı. Nasıl? Ya bayağı yok hayatta olmamıştır dedi. Şaka yapıyorsun. Ya bir de ben bu arada İtalya'da moda okuyacağım diye zaten üniversite sınavı. hani ben kafamda kurmuştum, ben gidiyordum. Nereye gidiyordun? İtalya'ya gidiyordum. Ne yapacaksın İtalya'da? İşte orada moda okuyacaktım. Olmadı. Dediler ki madem becerdin kazanmayı otur burada. E kazanmayaydın Ay. ya. İşte yanlışlıkla kazandım. Ben de kazanacağımı beklemiyordum. Ne bileyim ikinci tercihimi kazanacağımı. İkinci tercihimi? mi? Evet. Hiç beklemiyordum ki annemi en son gördüğümde üniversite sınav sonucu gelmiş. Annemin elinde babamın cüzdan. Kolunun altında postacı. postacı öpüp babamın cüzdanın içini boşaltıyordu. <laughs> para mı veriyor ya? Bu <laughs> mutlu haberi bize getirirsin <laughs> Kız bana bak satırları mı kaydırdın ne yaptın Son cevap <laughs> kağıdında. Hay bir de ben erken bitirdim çok sıkıldım çıkayım dediler çık çıkayım dedim çıkartmadılar. Oturdu daha saatin gelme bir buçuk saat var nereye gidiyorsun dediler. Ay dedim bitti. Dedim ki olmaz otur. Oturdum. Oturdum bir saat kala çıktım zaten annemle babam beni bahçede gördü böyle Hey. Olmazsa bundan zaten olmayacak. Ne diyorsun? İkinci tercihin neydi? Fransız dil edebiyatı. <laughs> Artık benim söyleyecek <laughs> kelimem yok arkadaşlar. Bak şimdi ders çalışmıyormuş da tembelmiş de ama İtalya'da moda okuyacakmış da. Evet. E bunun bir saat işte. kala Kim... Fransız. E, aynen öyle oldu. Kime niyet kime kısmet işte hayat hiçbir zaman planladığın gibi gitmiyor. Ondan sonra da gitsen oyuncu ol. Bak. Niye peki ikinci tercihin bu senin? Madem İtalya'da okuyacağını İtalyanca seç. E Fransızca okudum ben ortaokul liseyi. Ha. Hani hiç yoktan babamın gözünde boyamak lazım ya ilk tercihlere en yüksekleri yazmışım işte. Mütercüm tercümanlık Fransız dili edebiyat altında doldurmuşum kalan okullarla. Peki ne oldu Fransız dili edebiyat? Üçüncü sınıfa kadar geldim ay yok ben yapamayacağım dedim onu da bıraktım. Bıraktın mı? Bıraktım ama babama da söz verdim af çıkınca bir ara girip bitiririm ben bunu dedim. Geçti üstünden kaç sene af çıkmadı. <laughs> Çıktı çıktı da çıktı ben girence diyemiyorum. Canım. Çıktı çünkü. <laughs> çıktı da ben girip de bitirmedim onu. Ah, o da kaldı yarım. Kaldı. E, Gideydin sırada... İtalya'ya bari moda okusaydın. E, o sırada oyunculuk yapıyordum. Kaçıncı senemdeydim zaten? Aa. Oradan ona geçiş yapınca oyunculuk o bu e, SET'e git gel sette şey yap. O sırada NTV'de program yapıyorum. Bir de üstüne alacak karanlık çekiyorum. Okulum nereye koy, koyacağım? Aa. yoğun gidiyor her şey. Ne diyorsun? <laughs> Peki ne dedi annen baban bu muhteşem planlı programla hayatın <laughs> karşısında? Çok alışıklar ama işte karşılarında ben olduğum için hani delidir ne yapsa yeridir. Hep böylesi. Hep böyleydi. Ha güzel. Evet. <laughs> deli deli görünce safasını saklar. Kaç dakikamız kaldı program müthiş. <laughs> Hep böyle olduğum için herkes artık o yapıyorsa vardır bir bildiği ellemeyelim falan şeklindeler. Aa, aa. Evet. peki bir dakika sonra Zeynep demiyorlardı ne <laughs> Zeynel diyor? Zeynel diyorlardı. Neden? Çok iyi futbol oynuyordum. <laughs> Bolu sporlu Zeynel diyorlardı. Bolu sporlu Zeynel evet. mi? Evet. Bu zarafete. Evet. Ama o dönem bir de bale de yapıyordum bayağı profesyonel neredeyse bale yapıyordum. Ama aynı zamanda çok iyi futbol oynuyordum o yüzden Zeynel diyorlardı. İşte hiçbir şey normal değil ki Top elle tutulur tek bir taraf yok olayda. Kabına mı sığmıyorsun? Olabilir birazcık var. Var değil mi? Var. Peki seni anlayan bir dostun var mı bu hayatta? Var çok şükür. Benden daha delisi var. Ha, öyle buldum. Tabii tabii. Bir versiyon. Tabii canım 30 senedir en yakın arkadaşım işte hazırlık tamir 11 yaşından beri arkadaşız. Of o da iyi. Var öyle bir kız grubum var hepimiz 11 yaşından beri hala da. Çok şükür hala zaten başka kimseyi bulamayız bu saatten sonra. Yeni birini sokar mısın hayatına çabuk? Sokarım. Ha. Hı, -hı. Hiç şey değilim o konularda kapalı değilim. Sokarım. Bari yeni edindiğim bir sürü arkadaşım var. Bir soru seç bakayım ne çıkacak? Eyvah, eyvah Belki benim soramadığım bir şey çıkar. Ay dur çok heyecanlı. Yok sevmediğin sevmediğini cevaplamak zorunda değilsin şaka çok yaptım. Ürk diye yaptım Ü çok delisin korktum. diye. Korktum. Bakıyorum gözüm. Kalbini çok acıttığı için affedemediğin biri var mı? Net var. Oy. Olmaz Hangimizin mı? Hangimizin olmaz ya? Tabii canım. Affeder misin? Ben kolay affederim bu Aa. arada. Tabii. Ben affetmeye çok açık bir insanım ve çok şey değilimdir. Kolay affederim. Bir de bende şöyle bir ne şey var. Ne yapıyorsun yani? Unutup, hazmedip mi affediyorsun yoksa ya ben bu duyguyu zaten ömrüm boyunca taşıyacağım. Bir de bari böyle kalmasın bu ilişkimi diyorsun. Çünkü iki çeşit affediş var. Ha yok ben bayağı unutuyorum. Ha? Ben bir ben de şöyle bir şey var. Şimdi birine çok sinirleniyorum. Aşırı kızıyorum. Bir tamam. şey oluyor. Aradan böyle atıyorum. Belli bir süre geçiyor ama o hani ona ben ona kızgınlığımla alakalı. Bir süre sonra şöyle bir şey oluyor. Ben buna niye kızmıştım ya? Yani çok kızmıştım hatırlıyorum. Niye kızdığımı hatırlamıyorum. Ben unutuyorum. Ha güzel. Evet. Güzel bir şey bu. Allah hepimize böyle unutacakları yani unutuyorum. Hani unutmadığım bir iki tanesi. Tabii ki unutmadığım bir iki tane şey var. İnsan var diyeyim. İkiyi geçmez ama yani 44 yaşında iki insan çok ideal. Evet güzel. Yani o ikisi dışında hayatımdaki kızdığım, küstüğüm, bozulduğum ee, kavga ettim. Ben bir de kavga da etmem. Benim Hı. öyle de bir şeyim var. Ben kavga etmem. Sevmem Hı. hiç kavga etmek falan. Hiç benlik işler değil Bak, onlar. Bak bu bana inandırıcı gelmiyor. Ben çok şey değilim ama yani. Ama bu kavga etmem şey. Ses, sinir sessiz. Yani sinir bozucu sessizlik bence kavgadan daha ha, Belki bir şey. karşımdaki için öyle olabilir. Evet. Ben iki söylenirim. Ha. Üç sinirlenirim. Ondan sonra da ama kapatırım. Hani şey değilim. Öyle kavgacı bir tip hiç değilim. Bende de, de mesela kavga et dök taşları bitsin. Aslında sağlıklı olan o. Çünkü öbürü böyle kap katı duruyor ya ve Görüyorsun gözündeki evet. kelimeleri ve ağzından çıkmıyor onlar. Ona deli oluyorum işte ben. Yok ben ben söyleyeceğimi söylerim ama çok konuyu uzatmadan ya da hani hmm. o anlık sinirle söyleyip bir saat sonra benim hiçbir şeyim yoktur mesela. O uzamaz bende. Deftere güzel birkaç cümle yazmanı istiyorum Tabii. bugüne dair. Senin Tabii ardından ki. gelecek konuma bir soru yazmanı istiyorum. Eyvah eyvah. Ama önce bir fotoğrafımızı çekeceğim. Tabii ki. Şöylece. her şey çok güzel olsun. Hepimiz için. Yüreğin gibi olsun. Çok teşekkür 45 ederim. 45 yaş ve sonrası. İnşallah. Hmm. Bizim zamanlarımız. Hmm. 45 yaş bir kadın için çok keyifli. Evet. Güzel olacak her İnşallah. şey. İnşallah. Seni de güzel güzel projelerde görmeye teşekkür devam edeceğimiz ederim. için. Çok mutluyum. Ben Sosyal de. medya hesabından zaten tiyatro evet. oyunlarının planı programını sevenlerin evet. ulaşacaktır. Evet, takip edebilirler. Evdeki teşekkür minnoşuma ederim. da Kerim'e de öpücükler, selamlar. Aynen de. Teşekkür ederim. Dedim size o tül perdeler, o tül perdeli konuklarımı ben biliyorum ama sonu hep güzel bitiyor hikayenin. Deli olmak iyi biliyorsunuz ben deli seviyorum, deli deliyi sever yani deli olmak iyidir. Sürprizli hayat iyidir, hayatın sürprizlerini tamam ya gel bakalım diyerek karşılamak iyidir, iyidir ya. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız, hoşçakalın. Hayata kaldığı yerden tam gaz devam eden arkadaşım. Bazı şeyleri konuşmaya gerek duymadık elbette programda ama anlaştık gözlerimizle. Evlat ve meslek ve sevdiklerimiz hepimizi ayakta tutar. Tüm projelerini izlemek için heyecanlıyız. Yolun açık olsun. Sevgili Zeynep sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. İyiliklerle, güzelliklerle, güzel günlere.